Herkese merhabalar bebeklerim. Saç düzleştiricim ve Dyson'u kıyaslayacağım. Video başlamadan beni takip etmeye, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Benim cildim çok kuruyor. Buradan anlaşılmıyor ama ben o yüzden böyle çok yoğun yoğun nemlendiricili ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Lav! Gel aşkım. Bu videoda bu arada hiçbir şekilde gösterdim. Hiçbir ürün sponsorlu değil. Reklam değil. Onu belirteyim, ondan sonra rahatlıkla şöyle her şeyi göstermek istiyorum. Elvin'in markası 8 Color var. Onun çıkarmış olduğu böyle bir serum var. Kolajen içeren nemlendirici cilt kusurlarının oluşmasını önlemeye yardımcı parlaklık veren süper cilt serumu. Bu müthiş bir serum. Bakın bayağı bitirdim aslında. Özellikle böyle gündüz dışarı çıkarken sürüyorum bunu. Çünkü asitli şeyleri dışarı çıkarken sürmek istemiyorum. Her zaman güneş kremlerim böyle çeşitli farklı markaların güneş kremleri olsa da ama gece o gün ki ihtiyacıma göre böyle karıştırıyorum. Saçlarımda fark ediyorsanız bir koyuluk var. Anlatacağım. Gerçekten başıma çok saçma bir şey geldi. Organik bir tonik kullanacağım şu an cildimde. Çok hassas ve kuru. Soğuk havalar benim cildimi çok kurutuyor ki normalde yazın da böyle bayağı kuruyan bir cilt yapısı. Yani cilt yapım genel hatlarıyla kuru, hassas, kalbim gibi. Cildimi çok güzel bir şekilde böyle çift aşamalı temizledim. O yüzden tertemiz. Ben bunu normalde gündüz kullanmayı tercih ediyorum. Üstüne de güneş kremi sürüp çıkıyorum. Ama şu anda böyle inanılmaz bir kuruluk olduğu için cildimde böyle biraz arttıracağım dozunu. Bu Mis Bahçe'nin bir gül suyu. Bunu sıkacağım. Hafif bir serinlik, hafif böyle bir tatlılık. Seviyorum böyle şeyleri. Ne yapayım ya? Sonra şeyi kullanacağım. Skin Co diye çıkarmış olduğu bir markası var. Retinol kullanmak istemeyenlerin ya da retinol birden çok agresif gelecekse cilt için alternatif bir yöntem. Sadece bu da değil. Hiçbir kullandığınız cilt ürününden sonra, hatta cilt ürünü kullanmasanız bile güneş kremini mutlaka kullanın. Eskiden böyle sadece deniz kenarında güneş kremi kullanırdık hatırlıyorsanız. Tamam, bir noktada abarttığımız da oluyor belki ama yazın ve kışın ben her zaman güneş kremi kullanıyorum. Çünkü güneşin zararlı etkileri, işte Allah korusun kötü şeyler falan söylemek istemiyorum, anmak istemiyorum ama dediğim gibi asitler kullandığım için kendimi daha güvende hissediyorum aslında kullandığımda. Bir de eskiden daha böyle kısıtlıydı güneş kremleri dünyası. Mesela sıkardın işte böyle yoğurt gibi olurdu. Böyle yüzünü boca ederdi, bembeyaz gözükürdü. Hani günlük hayatın içinde sanki kullanamazmışız da deniz kenarında kullanırmışız. O zaman da kum yapışırdı her yerimize falan. Öyle bir şeymiş gibiydi. Şu anda içerikleri çok fazla gelişti güneş kremlerinin. Cilt tonunu eşitleyen güneş kremi var. Bakım yapan güneş kremi var vesaire. Çok fazla çeşidi var. En güzel yatırımlardan biri bu. Kendine bakmak. Ne yapacağız arkadaşlar kendinize bakmayıp? Ben böyle bakım yapmayı vesaire çok severim. Kendine ilgilenmeyi, zaman geçirmeyi çok severim. Böyle bir kuru şampuan gelmişti arkadaşlar. Saçları koyu renk olanlar bayılacak. Ama ben zannettim ki normal kuru şampuan. Ben bunun koyu renk olma ihtimalini hiç düşünmedim. Burada bir yerinde yazıyormuş. Şurada şu kadar böyle küçücük bir yerde yazıyor. Koyu renkli saçlar için. Allah'ım, dün parfüm etkinliğine giderken sürdüm. Ve böyle saçlarımı şöyle şöyle yapıp şöyle yaptım. Bir baktım bütün o kahverengilik buradan aşağıya aktı. Ben de işte yine cilt bakımı falan yapmıştım, öyle hazırlanmıştım, çıkacaktım tam. Şoka girdim yani, saçlarım da koyu renk oldu bir de enteresan bir şekilde. Bütün diplerim, her yerim, saçım koyu renk oldu, kahverengi oldu. Çok şaşırdım tabii, saçımı topladım, hızlı bir şekilde çıktım çünkü vaktim yoktu zaten. Saçı koyu renkli olanlar için, hani beyazlık bırakıyor kuru şampuanlar falan gibi düşünenler için müthiş bir ürün bu. Morphos'un bir ürünü. Dediğim gibi yine reklam değil ama sürekli bunu hatırlatmak zorunda kalıyorum. Reklam oldu, ben zaten açıkça söylüyorum, reklam diye yazıyorum. Bunu bana marka hediye olarak gönderdi. Dediğim gibi koyu renk saçların Morphos'un bu kuru şampuanına bakmasını öneriyorum. Çok güzel, özellikle kahverengi saçı olanlar. Siyahı bilemem. The Touch'ın saç bakım suyunu kullanacağım. Bir şeyler oldu benim saçıma bu son birkaç günde. Kuru şampuan zaten moralimi de çok bozdu bu arada benim. Onun saçı koyu olan bir arkadaşıma hediye edeceğim hemen. Böyle eşyalarla ilgili genel bir duygu durumundan bahsedeyim. Ben eşyaya değer veren bir insan olamıyorum arkadaşlar. Yani evet, sevdiğim eşyalarım var. Kendi tuvaleti çalışıyor. Bir dakika. Bir durur musunuz? Eşyalarla ilişkim beni ve sevdiklerimi mutlu etmesi üzerine. Yani tabii ki beni de mutlu eden eşyalar var. Yok diyemem yani. Hiç bağım yok diyemem. En basitinden bana mesela işte influencer olduğum için hediyeler geliyor. Dolapları, eşyaları stoklayayım. İşte bittikçe kullanayım. Hep ben kullanayım. Hep bana fayda sağlasın. Böyle bir kafa da olamıyor. Yani bir eşya bir dolapta bekliyorsa amacına hizmet etmiyor gibi geliyor bana. Ama duran enerji beni yoruyor. Mesela bana PR hediyeleri geldiğinde çok mutlu oluyorum. Ya hemen paketini açıyorum. Kullanabileceklerim arasına koyuyorum. Hiçbir şekilde dolaba stok yapmadan. Ya sevdiklerime hediye ediyorum ya da takipçilerime hediye ediyorum. Ona ihtiyacı olan kişi kullansın o zamanı. Dolapta bekleyerek değil de ihtiyacı olan biri kullanarak onu değerlendirsin. Bunu daha çok tercih ediyorum. İnsanları mutlu etmek bana stok yapmaktan çok daha güzel hissettiriyor, öyle söyleyeyim. Relux Pro Care diye bir markanın düzleştiricisi var. Bu düzleştirici bu arada çok iyiydi. Şöyle kızıl ötesi ışınlarla saçı çok fazla yıpratmadan, hasar vermeden. Düz saç kadını değilim. Sanki ben böyle daha hani havalı saçlar falan ya.
daha oralardayım gibi. Düzleştiriciyi en son böyle yoğun kullandığım dönem liseydi. Of of. Dyson ve Relix Pro K modellerini kıyaslamaya geçeceğiz. Dyson'da bütün saçımı bir kurutuyorum. O değil de ben düzleştiriciyle Dyson'ı kıyaslayamıyorum. Saçım zaten düz. Şaka mı? Bu videoda bir ikoniklik var, farkında mısınız? Neyse, tinçleri. Şimdi böyle insanlar şey zannediyor. Şimdi beni yaşadığım olayla birlikte tanıyan insanlar şöyle düşünüyor. Merve hani çok çabuk atlattı ve çok çabuk geçti gibi algılıyor. Ama aslında çok çabuk atlatmadım arkadaşlar. Ben sadece bu yaşadığım durumu sürekli göz önünde tutup bu durumu konuşarak onu büyütmeyi istemiyorum. Yani kim ister ki hayatında böyle bir şey olsun arkadaşlar? Bir düşünün. En yüksek ayarı 200. Ben 180-160'ta falan yaparım. Biraz ıslak saçım ama bu da böyle çok kırıp yakan bir saç düzleştirici değil. Yani bunun da olayını seviyorum açıkçası. Benim durumumu yaşayan insanların çok bir seçeneği yok arkadaşlar. İki seçeneğin var. Birincisi o durumun içerisinde kalmak. İkincisi kendi dünyanda devam etmek. Yani hayatınızın akışında olmayan bir şeyi yaşıyorsunuz ve o durumun içine kalmak istemiyorsunuz. Evet, tabii ki adaletin benden yana işlemesini istiyorum. Tabii ki kendi sesim duyulsun istiyorum. Ama bunun üzerinden devam etmek istemiyorum. Bu süreçte beni en çok destekleyen kişiler kadınlar oldu. Dava tarihleri çok uzak zamanlara veriliyor. Hayat, yani hayatta kalmak en önemli şey arkadaşlar bu hayatta. Bu konulara çok fazla girmek istemiyorum ama destek görmek istiyorum zamanı geldiğinde. Düzleştirici bu arada bayağı iyi, farkında mısınız? Yani hani öyle çok saçı cızır cızır yapıp yakan bir düzleştirici değil. Gördüğünüz gibi gayet iyi düzleştiriyor. Düzleşmemiş hali de böyle yani. Az önce düzmüş gibi geldi ama değilmiş demek ki. Mevsimsel geçişlerde sizde de saç dökülmesi oluyor mu? Bende bu aralar saç dökülmesi oluyor. Havalar soğudu diye mi bilmiyorum artık. Ekstra saç ürünleri kullanmaya başladım. Ama tabii ki onlardan verim almadan da şu an sizinle paylaşmak bence çok sağlıklı olmayacaktır. Gerçekten lisede gibi hissediyorum şu an kendimi, biliyor musunuz? Bayağı güzel, ışıl ışıl bir fön yapıyor. Lisedeyken ben saçlarıma harıl harıl fön çekiyordum. Sonra ablam düzleştirici aldı ve ben düzleştiriciyle tanıştım. Hayatımın en güzel buluşuydu arkadaşlar. Çünkü şöyle parça parça bölelim burayı da. En uygun başlık tabii ki bence bu olacak. Arkadaşlar bu kadarını beklemiyordum ama bu da bayağı düz oldu. Bayağı düz. Sadece şu diplerinde hava verdiği için bir hafif kabarma var ama onu da şöyle alabiliriz. Düzlük bu şekilde canlarım. Çok hafif, daha böyle diplerde ısıyı verdiği için diye o böyle hafif bir diplerde elektrik yapıyor. Ama hani düzlükse düzlük, ikisi de bence gayet yakınlar birbirine bu konuda. Düzleştirici gibi preslemediği için çalışma mantıkları farklı tabii ki. Düzleştirici tarafına bakıyoruz, saçlarımda yanık yok. Dyson tarafına bakıyoruz, saçlarımda yine yanık yok, yumuşacık. İkisinde de uçlar yumuşacık. Şurayı şöyle hacimli sevdiğim için. Sizce Dyson tarafı mı daha güzel? Yoksa düzleştirici tarafı mı daha güzel? Çok sıcak bu. Şu an her şey bana çok sıcak geliyor. Elim falan çok hassas. Son videomun 11'inde yaptığım hareket. Camilla'nın gençliğini canlandıran kız vardı ya Crown'da. Ona benzedi kerkülerim. Gençliği bu arada çok güzel. Yani çok güzel bir kadın canlandırıyor gençliğini. Genel hatlarıyla durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tarafınızı seçin. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beni Instagram'dan Merve Veziroğlu kullanıcı ismiyle takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.